Millet gene Minecraft oynuyoruz. Minecraft rehberinin 24. ve bir süre için son bölümüne hoş geldiniz. 1.8 yaması umarım bu pazartesi, yani bundan 2-3 gün sonra çıkacak. 1.8 yaması çıkınca tabii öğretecek yeni şeyler olacak o yama ile ilgili. Ben ama uzun zamandır bir survival dünyası kurup burada oynayarak yani size yaptıklarımı göstermek istiyordum. Hem oynayışımı göstereceğim. Hani 2-3 günde bir güncellemelerle, hem de işte yeni özellikleri öğreteceğim. Bu Enderman nedir, nasıl savaşılır olsun, işte açlıkla mücadele olsun, bu tarz şeyleri en kısa sürede öğreneceğim ve size de göstereceğim. Ama okulum açılacak 26'sında, 17'sinde tatile çıkacağım, bir hafta tatilde olacağım. Bu yüzden bir hafta zaten video koyamayacağım. Okul açılınca da tabi takdir edersiniz ki daha az video koyacağım. Bu arada slime'lar çıksın diye hard almıştım. İçerisi yaratık dolmuş. Bu çiftliğin. Neyse. İşte dediğim gibi okulum açılınca daha az video koyabileceğim. Zaten rehberini hazırlayacak da pek bir şey kalmadı. Bundan sonra çok daha komplike şeyler hazırlamam gerekecek. Onları da öğrenmem zaman alıyor. Şu anda Eto adlı yine Minecraft oyuncusunun mob ayırıcısı var ama o da yine yamadan sonra değişebilir. O yüzden yama sonrasında onun icatlarını inceleyip yapmaya çalışacağım ama çok yer kaplayan çok büyük şeyler. Hani onu yapmakken zaten artık moblar kaybolmayacak. Besleyebileceksiniz yeni şeyde. Hayvanlar kendi kendine kaybolmuyorlar. Yeni yamada. Onları beslenen bir yöntemi olacak ve hani çoğalacaklar muhtemelen. Sonra birini keseceğiz, diğeri duracak. Çoğalınca yine yenisini keseceğiz. Hepsini kestiğimiz zaman yenisinin çıkması çok uzun sürecek. Dolayısıyla orada bulduğumuz bütün hayvanları öldürmek gibi şansınız olmayacak. Bu yüzden de zaten işte cheat limitli güzel bir hayvan çiftliği kuracağım ve orada yetiştireceğim. Yetiştirmeyi öğrendiğim anda zaten size nasıl yapacağınızı öğretirim. Bu bölümde size minecart yapmayı, minecart yolu yapmayı falan öğreteceğim. Önce şurada bir yolculuk yapalım. Kendi kurduğum minecart track'te. Sağ tuşla yerleştiriyoruz. Sağ tuşla çıkıyoruz minecartlardan. İttirince de gidiyor. Birkaç şey göstereceğim. Bu pressure plate kullanarak yapılıyor. Detector rail deniyor buna. Yani fark edici ray falan diyebiliriz detector rail'a sanırım. İşte sizin orada olduğunuzu fark ediyor ve öndeki ya da arkadaki raylara güç veriyor. Tabii güç alabilen raylara veriyor. Bunlar normal ray. Güç alamıyorlar ama bu power rail denen bir şey. Bu güç alıyor. Güç almıyorken frenleme sistemi olarak çalışıyor. Güç alıyorken de hızlandırıyor. Oldukça hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyor minecart'ın. Bunun etrafına çit çekecektim. Unuttum çit çekmeyi. O yüzden giderken hayvanlara çarpıp sorun yaşayabiliriz. Zaten bir yöntemi havadan yapmak. Direkt havadan yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız, yani en güvenlisi o da. Ben pek kasamadım havadan yapmayı. Birkaç yerde sadece havaya çıkıyor. İşte daha basit halini göstereyim dedim. Zaten bilmeniz gereken iki çeşit şey var işte. Detector ray ve Power Rail, iki çeşit ray. Yani bunu buraya koymasaydım eğer, buraya geldiğinde duracaktı benim minecart'ım. Birazdan size uygulamayı göstereceğim hepsini. Ama bunu koyduğunuz zaman minecart sadece bunu harekete geçebiliyor. Minecart gelince üzerine bunu algılıyor ve buna güç veriyor. Böyle devam etmesini sağlıyor. Çift yön yaptığım için bu tarafa da koydum. Buraya gelince de hızlandıracak ki şuna da işte bakın fren yapmasını sağlıyor. Buraya geldiği zaman duruyor hemen. Ama bu tarafa gelirse hızlanıyor gördüğünüz gibi. Gitmeden yakalamayı başardım. Şimdi koyayım buraya, devam edelim. Neyse, rehberlerinden bahsediyorduk. Rehberlere bir süre içinde dediğim gibi ara vereceğim. İto'nunkileri de hani hepsini yapmayacağım çünkü gerçekten işe yaramayanları da var. İşe yarayan ya da hani verimli olduğuna gerçekten inandığım icatları olduğu zaman bunları tabii ki ondan zaten izin aldım. Türkçe çevirip sizinle paylaşacağım. Burada slime çiftliğimden ve madenimden geçiyoruz. Madenleri arkada yaptım hatırlarsanız. Slime'ları da gördük orada. Hatta sırf size o slime'ları göstermek için orada bunu açmıştım şirinlik olsun diye. Şimdi kapatabilirim. Minecart tabii hızlı ulaşım sağlıyor. Ben bunu daha çok dünyayı, yani dünyamda yaptığım şeyleri göstermek için aralarından geçecek şekilde yaptım. Hızlı ulaşımdan ziyade ama
Yani hızlı ulaşımları işe yarıyor. Çok malzeme kullandığını da aslında söyleyemeyeceğim. Çünkü hani 6 tane demir külçesinden ve bir tane de tahta çubuktan 16 tane normal rail yapabiliyorsunuz. 16 blok da gayet uzun mesafe zaten. Hani dün işte 2 saat madencilik yaparak hani kaç yani 200'den biraz daha fazla demir külçesi buldum zaten. O kadar fazla deminiz varsa zaten hani sorun yok demektir. Bol bol yapabilirsiniz. Diğerlerini altınla yapıyorsunuz şu power rail'ları. Onu göstereceğim. Onun için çok altın gerekiyor ama zaten altından aletler ya da zırh falan çok dayanıksız olduğu için altını bundan başka bir şey kullanmıyorsunuz. Bu yüzden zaten bol bol altın bulacaksınız. Ben hani geçen seferki madencilikte bulamadım altın. Neden bulamadım? Fazla alçakta. Biraz daha yukarıda çıkıyor altın. Böyle hani o sırada işte 16. kat ve altındaydık. Yani 16 ile işte 30-40 arasında yaparsanız bu madenciliğinizi daha fazla miktarda altın ve demir bulabilirsiniz. Yani bir ara öyle olmuştuk yani altınlar duruyordu böyle. Ben evde diyordum ben bu altınları ne yapacağım yani. Bir sürü altınım var hiçbir işe yaramıyor diyordum. Böyle stack stack altın dolmuştu artık. 64-64 hepsi birikmişti. İşte onları bunun için kullanabiliyorsunuz. Tabii böyle roller coaster falan yapabilirsiniz kendinize. Dönüyor gördüğünüz gibi şeyler. Yani bilmeniz gereken bazı kurallar var minecartlarla ilgili. Bunlar çok karışık kurallar aslında. Mesela şu dönüşler falan otomatik oluyor ama power rail olduğu zaman sanırım bir sorun varmış ve dönmüyormuş. Sadece doğuya doğru koyduğunuz zaman dönüyormuş. Öyle garip şeyler var. Ya da işte yol ayrımı yaptığınız zaman hani iki dönüş yol ayrımı yapıyorsunuz. Onu işte butonlarla değiştiriyorsunuz. Yol ayrımı. Yani makaslar olur ya tren raylarında aynı şekilde oluyor. Ama onun güç gitmeyen halinin nasıl olacağını belirlemek için sizin bir şansınız yok. Otomatik olarak belirleniyor bu oyun tarafından. O da işte kuzey, güney, doğu, batı tarzı hani birinden birine doğru gidiyordu. Onun belli bir kuralı vardı. Şu anda hatırlamıyorum. Yani buradan bayağı uzağa gideceğim. Boş bir alan bulup orada göstereceğim diyecektim. Şurada aslında gösterebilirim şey yapmayı. Şimdi önce biraz pressure plate gerekiyor. Belki çok bile yapmışımdır. Bilmiyorum ne kadar gerekecekti ama. Pressure plate yapmak için normal stone gerekiyor. Smooth stone gerekiyor şey yerine. Gelmedi orada aklıma şimdi. Cobblestone yerine. Şöyle biraz düzenliyorum. Buradan bir dönüş falan olur. Bunun üzerine raylarımızı koyacağız. O istasyon dönüş örneğini nasıl göstersem bilemedim. Önce basit halini göstereyim. Daha sonra şey yaparız. Zor halinde gösteririm size. Karmaşık halini şu anda düşünemedim. Videoyu boş yere kesmek istemiyorum şu anda. Bunu bitireyim ondan sonra keser yapar ve gösteririm. Şurada nasıl yapmıştık onu? Neyse onu hatırlayayım zaten geri dönerim de. Bir yana açık olacak tamamdır. Şimdi bakalım bir ray yapmayı gösterelim. Bir tane ortaya koyuyorsunuz bundan. 3 böyle 3 böyle koyuyorsunuz ve size 16 tane ray veriyor. Tabii şimdi garanti olsun. Ben bol bol yapayım bundan. 48 tane yaptık. Daha sonra bunun pressure plate'lisi var. Oops, yanlış oldu. Sanırım böyle yapıyorduk ama evet böyle yapmıyormuşuz. Bir dakika şöyle olabilir.
Bunun altına redstone koyarak olacak sanırım. Ama redstone yok şu an yanımda. Hemen madendeki sonsuz süredeki redstone'u alıp geleyim ben. Bu arada şunu göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi burada doğal olarak ortaya çıkan yaylan mantarlarım vardı. O kadar da karanlık olması gerekmiyor aslında mantar çiftliğinizin. Gördüğünüz gibi bu aydınlık tabii yayılıyor ama çok daha yavaş yayılıyor aydınlık oldum. Karanlıkta en hızlı yayılıyor. O yüzden ben tamamen karanlık yapmayı ve hani girerken pil sulanmayı tercih ediyorum. Ama eğer ki asla pil sulanmam, ben hep hardcore oynayacağım diyorsanız, ki saygı duyarım, çok güzel bir şeydir bu. Hani daha aydınlık yapabilirsiniz, o zaman biraz daha az efektif olur, yani daha uzun sürede çıkartır mantarları, ama yine de her türlü etkili olacak bir şey, bu yüzden güzeldir, yani iyidir şey mantar tarzları. Aydınlıkta yapmanızda sakınca yoktur. Şimdi gelelim, altınlarımızı da alalım ve başlayalım. Bir tane böyle koyuyoruz. Tabii 3 tane koyalım. İşte bu şekilde detector rail yapıyoruz. Bize 6 tane veriyor bir tanesi. Sadece altın kullanarak yaptığımızda da aynı şekilde. Bir saniye. Evet. Power Rail'ı bu şekilde yapıyorsunuz. Redstone, üstüne stick, yanlara altın. Bu da 6 tane veriyor bir tanesi. Şimdi esas olaya dönmek gerekirse bir de buton yapalım. Ama buton yapacak kadar şey kalmamış. O da güzel. O da güzel. Buton da yapmak lazım çünkü kalkış yapmak için oldukça etkili oluyor. Bu arada 1.8 yaması, konuşamadım yine. 1.8 yaması için çok heyecanlıyım. Bayağıdır onu bekliyorum. Yani adam gibi bir server haritası açmak istiyordum ama ne de olsa yama çıkacak da işte bozulacak falan filan diye düşündüğüm için bir türlü yapamamıştım ve sonunda bunu yapabileceğim. Artık hani bir oyuncu çıksa da oynasam diyorum. Yani resmen yeni oyun açıp adam gibi oynayasım var ama işte diğeri çıkacağından, yama çıkacağından yapamıyorum bunu. Evet, şu stone'a dönüşsün. Oy. Yaylarımızı çekeceğiz falan, bundan bahsetmiştim sanırım. O özelliği böyle bekliyorum yine, az da olsa heyecanlı bir şekilde. Beni çok etkileyeceğini sanmıyorum, fazla yay kullanmıyorum çünkü kılıçla daha böyle samimi birebir temas hoşuma gidiyor moblarla. Ama belki Enderman'la savaşırken gerekli olur, bilemeyeceğim şimdi. Enderman'la savaş taktiklerini pek de düşünmedim şimdiye kadar ama göreceğiz bakalım. Onunla ilgili de işte en kısa zamanda sizi bilgilendireceğim. Butonu böyle yapıyoruz. İki tane normal stone üst üste koyarak. Şimdi. Oradaydı, evet. Şimdi öncelikle şuraya bir tane buton koyuyoruz. Bu buton bizim kalkış butonumuz olacak. Çünkü şöyle göstereyim. Bunu koyuyoruz. Buna basınca bakın harekete geçti, geri döndü. Yani bu buraya gelince durduracak bizi. Basınca harekete geçirecek sonra tekrar. Bundan sonra normal rail koyuyoruz. Bunları bayağı bir koyabilirsiniz. Eğer yukarı çıkmayacaksanız fazla power rail'e ihtiyacınız yok. Çünkü power rail hani 10 rayda bir falan koymak bile yeterli oluyor. Ha, ben bol bol yapmışken bol bol koyacağım. Hem daha hızlı gider. Bakın bu şekilde koyuyorum. Bir detector rail, bir power rail, bir tane daha detector rail olarak yerleştiriyorum. Dolayısıyla buraya gelince bizi anlıyor buraya geldiğimizi. Buna güç veriyor ve hızlandırıyor. Şimdi böyle oldu ya. Buraya bir tane koyunca otomatik olarak dönüyor bu yol.
Ama şöyle bir şey bak işte bunlar dönmüyor. Şimdi doğu o taraf olması lazım. Ya da batı mı o taraf? Şöyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Orada okuduğum bilgi gerçek mi değil mi bunu anlamaya çalışıyorum. Hayır yine dönmedi. Dönüşlerde power rail kullanmıyoruz. Normal ray kullanıyoruz. Bu şekilde. Sonra yine hızlandırabiliriz şurada. Daha sonra bir de size normal şey yapmayı da göstereceğim. Dönüşler yapmayı, leverlarla onları kontrol etmeyi falan. Ya da butonlarla da olabilir tabi. Ha bir de şu var ki illa detektörlere ihtiyacınız yok. Yanına lever koyarak işte butonlarla falan da yapabildiğiniz gibi sürekli iyi kalmasını sağlamak için redstone torch da kullanabilirsiniz. Benim şurada kullandığım gibi ki zaten yukarı çıkışlarda şey kullandığım zaman çok sorun yaşadım. Durmaya falan başladım detektörleri kullanınca. Bunun için yukarı çıkışlarda bol bol işte power rail koyup yanlarına birer tane redstone torch koydum ki bir tane redstone torch koyduğunuzun birbirine bağlı olan yukarı doğru giden power rail'den 6-7 tanesini bazen 8 tanesini falan harekete geçirebiliyor. Hatta sanırım 15 limit yani 15 sıra ilerleyebildiği için ama tam denemedim muhtemelen 15'tir. Dolayısıyla bunlardan bir sürü dizip sadece bir tane redstone torch'la harekete geçirebilirsiniz oldukça etkili bir şekilde. Yıllar mı? Bitiyor. Biraz daha yapmam gerekecek sanırım az sonra. Şöyle yapalım. İki tane kala. Bitti. Biraz daha yapalım bakalım. Bunları su altından falan da geçebilirsiniz. Tabii direkt su altına gelince sanırım gitmiyor ya da boğuluyorsunuz yani ama hani etrafını camla ve glowstone destekleriyle yaparsanız çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz su altında da. Hani roller coaster yapacağım ben diyorsanız su altından giden bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hoş oluyor. Ve ben burada yapmadım ama hani yaparsanız güzel durur ondan emin olabilirsiniz. Aynı zamanda uzun madenler yaptığınız zaman yani benim geçen sefer yaptığım strip mine'ı ortada bir genişlikte boşluk bırakarak yapıyordum onu 3 genişlikte yaparsınız en ortadan ray geçirirsiniz ve bu raylı sistemde de şeylerinizi ne derler ona of yine kilitlendim sinir oluyorum böyle olunca raylı sistemde de taşıyabiliyorsunuz malzemelerinizi. Ha bir de şöyle bir şey var. Ondan da göstereyim. Ki demir yetmeyecek. Biraz daha demir gelsin. Onu sonra gösteririm. Şimdi bu minecart. Zaten hani biliyorsunuz bu minecart olduğunu. Biraz daha bana odun lazım. Cobblestone falan da lazım. Biraz daha toplayayım. Hatta toplayayım bunları sonra geleyim. Evet döndüm. Bu arada ben minecart track'imi yani rayların altını şeyden yaptım. Gördüğünüz gibi. Wooden planks'ten yaptım. Yani oldukça malzeme harcamış oluyorsunuz da böyle yaparsınız ama bence daha en güzel öyle duruyor. O yüzden öyle yaptım. Bir de zaten ağaç çiftliği kurarsınız. İşte bol bol şey kemik aldınız mı bir mob trap'ten önceden gösterdiğim hani zindan tuzağından iskelet zindanını bulup da oraya tuzak kurursanız zaten istediğiniz kadar işte şeyiniz oluyor kemiğiniz oluyor bone meal'ınız ya da kemik tozunuzu kullanarak dilediğiniz gibi ağaçları büyütür büyütür tekrar ekersiniz sorun olmaz bunu yaptık bir de furnace yapacağız şimdi şöyle bir şey var. Minecart'ın üzerine chest koyduğunuz zaman Minecart bir chest oluyor.
Bunu eşyalarınızı koyup yollayabiliyorsunuz. Mesela duracağı bir yer olacak. Frenleme sistemi şimdi size göstereceğim. Hatta sonra anlatayım. Şimdi ama gerek yok. Bu da Minecraft Furnace. Bunun içine şey koyuyorsunuz. Gece dolmuş yatayım. Gündüz olsun. Minecraft Furnace, yani fırınlı Minecraft'a kömür atıyorsunuz ve bu size güç veriyor. Hani redstone bulamazsınız ya da altın falan bulamazsınız. Tamamen normal raydan yaparsınız. Ve işte şeyle, kömürle harekete geçirirsiniz. Şeyi, minecart'ınızı. Bu Minecraft with Furnace'ı aynı zamanda lokomotif gibi de kullanabiliyorsunuz. Mesela buraya bir tane ondan koyuyoruz. Önüne de böyle koyuyoruz mesela. İki tane bundan koymak daha mantıklı hatta. Neyse şey, işte o onu ittiriyor. Kullanışı da sağ tıklayarak işte içine şey koyuyoruz. Yani kömür elimizi alıyoruz ve sağ tıklıyoruz bu şey Minecraft Furnace'a. Bu bize güç veriyor. 4 dakika boyunca sanırım güç verebiliyormuş bir kömür şey Minecraft Furnace'a. Ve başka minecart'ları da itebiliyor Minecraft Furnace. Öyle bir güzelliği var. Yalnız tabi şey var, yokuş çıkarken sorun var. Mesela bu tarz bir yokuşu çıkabiliyor. Böyle biraz arada düz yol olduğu için. Ama direkt şu şekilde dik gelen yokuşları çıkamıyormuş. O yüzden onu kullanacaksanız eğer şu gördüğünüz gibi yokuş yapmayacaksınız. Bu gördüğümüz yokuş gibi daha yavaş yavaş inen yokuşlar yapacaksınız. Aynı zamanda işte birkaç tane chest'i koyup eğer bunlardan yoksa yine arkasına bir tane power ya da iki tane power minecart koyarsanız daha da hızlı gidiyormuş. O zaman şey yaparsınız işte. İstediğiniz yere götürebilirsiniz bunları madeninizden, madende bulduğunuz eşyaları. Neyse bakın power rail'in üzerine koydum bunu. Çünkü başlangıç yeri burası olacak. Buna bastığında power rail harekete geçecek ve kendi kendine gitmeye başlayacak. İzleyelim. Gitmedi. Çok güzel. İşinde ben yokum diye gitmedi sanırım. Bir de kendim bir deneyeyim. Niye gitmiyor? Anlayamadım. Peki galiba sadece arkasında bir şey varken çalışıyor bu. Yani buraya bunu kaldırıp buraya blok koyarsam olacak gibi. Şöyle bir deneyelim. Buraya fren yapması için bundan koyalım. Buraya bunu koyalım. Minecraft'ımızı binelim. Ve evet gidiyoruz. Arkasında bir şey olduğunu çalışıyormuş sadece o sistem. Yine güç verir ama şey yapmaz. Kendi kendine harekete geçirmez. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Şimdi düşünüyorum. Şöyle yapabiliriz. Biraz daha mesafe gerekecek burada. Şöyle bineriz. Bu giderken bunu harekete geçiririz. Ve bizi hızlandırır bu şekilde. Sonra bakın gideceğiz. Oraya geldiğimizde duracağız. Çünkü durdurucu işlevi görüyor bunlar. Sanırım anlamışsınızdır bunların nasıl çalıştığını. Bir tane sizlere yol ayrımı yapıp göstereceğim. Ama onu nasıl yapacağım konusunda tam bir fikrim yok. Sizi başarısız girişimlerimle uğraştırmak yerine yaptıktan sonra göstereceğim bunu. Yani yapınca görüşürüz. Evet, maalesef oldukça komplike bir düzene kurmak zorunda kaldım. Şimdi gördüğünüz gibi aynı anda iki yöne birden dönemiyor. Burada bir makas var. Bu makası şununla kontrol edeceğiz. Yani buraya koyduğumda olmadı. İlla şuraya koymak gerekiyor. Nereden anladım yani çaprazında olmuyor. İlla yanında olan şeyden çalışması gerekiyormuş. O yüzden buradan şey çektim ona. Redstone
çektim. Şu şekilde. Bakın buna değdiğiniz zaman değişiyor gideceğiniz yön. Bir de burası var. Bunu koydum buraya. Şimdi şöyle öğrendim nasıl çalıştıracağımız bunu da ayrıca dururken. Ups, yanlış şeyi koydum. Mesela bindik ya buna. Normalde demir hareket ettirmiyordu. Şimdi evet, şu anda da butona ulaşamıyorum. O da güzel. O zaman şöyle yapalım. Hemen. Ya bundan çok daha etkili şeyler vardır muhtemelen. Yöntemler. Ama ben o yöntemleri şu anda bilmiyorum. Maalesef. Evet, bu hiç hoş olmadı. Gerçekten yani. Buraya niye vuramadığımızı anlamış değilim ama. Biraz can sıkıcı bir durum oldu. Neyse, yani şu kadarını söyleyeyim. Bu böyle aşağı, yani yokuş aşağı dururken bu burada durdurdu ya bunu mesela. Ama durduramadı, o da güzel. Gerçi ben ittirdim diye öyle oldu sanırım da neyse. Evet, şu an duruyoruz. Normalde şuna basabilmem lazım ve bastığım zaman da beni götürüyor. Böyle bir fren sistemi kuruyoruz. Bu da durduruyor. İkisine de dokunamıyorum şu anda. Çok harika ya. İlla aynı seviyede olması lazımmış. Okey, o zaman bu şekilde de yapmayacağız. Gerek yok. İlla buradan çıkış yapmamız gerekmiyor zaten. Geldik geldik geldik, burada durduk. Şimdi basınca gördüğünüz gibi harekete geçirmiyor bizi. Ama buna dokunabiliyoruz. Daha sonra çıkıp minecart'ı ittirmek suretiyle devam edebiliriz yolumuza. Daha etkili bir yöntem bulamadım ama ararsanız bulursunuz. Yani çok güzel tren yolları yapmışlar. Ben ilk defa böyle bir sistem kurmayı deniyorum. Çünkü ben genelde böyle alengirli işlere girmiyorum tren yolunda. Direkt dümdüz götürüyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa oraya gidiyor. Az önce şurada gördüğünüz gibi. Ve işte dediğim gibi bu sorun hakikaten şurada powerlayalım bir işe yaramaz. Ha, şu var ki bunun yerine normal giderken de ups, değiştiremedim ama hani refleksine güveniyorsanız değiştirebilirsiniz. Neyse, durup yolunuza devam etmek daha mantıklı gibi böyle durumlarda. En azından şimdilik benim becerebildiğim bu kadar. Biraz başarısız oldu farkındayım ama konsept olarak anladınız yani. Bir şekilde burada durup tekrar harekete geçireceksiniz. Bununla da değiştireceksiniz yanınızdan. En kötü ihtimalle işte inip değiştirip sonra devam edersiniz yolunuza. Bunun dışında anlatacağım başka bir şey yok. Pazartesi 1.8 yaması çıkacak olursa Naz 1.8 yaması ne zaman çıkarsa artık o zaman yeni video koyacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.